Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri sinyali verdi. Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlere göz açtırmadı ve bölgeyi tamamen ele geçirdi. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat sinyali verdiği Suriye'nin Tel-Rifat kırsalında Rus paralı asker grubu Wagner ve PKK-YPG'li teröristler taciz ve saldırılarına devam ediyor. Askeri havaalanının da bulunduğu Minnak ve Ain Dakna bölgesinde yapılan saldırılar, harekat için teyakkuzda bekleyen Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından ağır silahlarla verilen karşılıkla püskürtüldü ve yapılan saldırıda 56 Rus Wagner askeri mensupları yaşamını yitirdi. Değerli izleyenler, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan teröristlerin kontrolündeki kentler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlarla güvenli hale geldi. Türkiye sınırından uzaklaşmalarına rağmen Rus paralı Wagner askerleri ve terör örgütü PKK-YPG, Tel-Rifat ve Münbiç kentlerindeki denetimini sürdürüyor. Her iki kentin kırsalındaki bölgelerde bulunan teröristler zaman zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan mevzilerden saldırılar yapıyor. Türkiye'nin uyarılara rağmen artan saldırılarla bölgenin güvenliğinin tehdit edilmesi üzerine verdiği yeni harekat sinyalinin ardından cephe hatlarında teyakkuz halinde olan Suriye Milli Ordusu askerleri taciz, saldırı ve sızma girişimlerinde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner ve PKK-YPG'li teröristlere göz açtırmadı. Suriye Milli Ordusu'nun yaptığı karşı saldırıda onlarca Rus askeri ve PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak teröristlerin denetimindeki Tel-Rifat kırsalında askeri havaalanı olan Minnak ve Ain Dakna bölgesinden Suriyeli Milli Ordusu askerlerinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri ağır silahlarla karşılık vererek teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin makinalı tüfekler ve kamyonetlere monte edilmiş olan Doçka silahlarıyla yaptığı misilleme ile saldırı püskürtüldü. Cephe hattında konuştuğu SMO askerlerinin komutanı Abu Ali Adduno, teröristlerin sık sık kendilerine yönelik saldırı düzenlediğini ama Türkiye'nin de desteğiyle Suriye Milli Ordusu askerlerinin bu saldırılara karşı misliyle cevap verdiğini ifade etti.